Canım arkadaşlarım hepinize selamlar. Ben SML Hoca 40 soru serisi problemler. Kampımızın artık son videosu. 40. videosundayız. Bir şeyi 40 kere söylersen olur diye yola çıktığımız bu yolda sevgili arkadaşlarım artık maalesef mi diyeyim, üzüleyim mi, sevineyim mi bilemedim. Kampı bitiriyoruz. 40. defa söylüyoruz problemleri. Hem de çok birbirinden güzel 40 tane testle. 8'er sorudan oluşan 40 tane testle İçerisinde böyle konu kavrama soruları bulunmayan tamamıyla seni ÖSYM sınavındaki TYT sorularına ve ÖSYM'nin hazırladığı MSÖ sınavına hazırlayacak cinsten sorulardı sevgili arkadaşlarım. Bazı yorumlar görüyorum hocam kitap çok zor değil mi? Kitap zor değil kitap tam anlamıyla ÖSYM tarzı sen zor soru görmemişsin problemlerde kitap zor değil. Kitap tam anlamıyla ÖSYM tarzında sorulardan oluşuyor. Ne eksik ne fazla. En başından beri söylüyorum. Şimdi sen artık bu kitabı sevgili arkadaşlarım bitiriyoruz ya biz bugün. Artık bu kitapla birlikte sen problemleri bir rafa kaldıracaksın. Çünkü sen problemleri hallettin. Ha hocam bu kitabı rafa kaldırıyoruz ama. Yani ekstradan problem çözmemek olur mu? Çöz, çözeceksin. Çözeceksin sınava kadar. Aynı Türkçedeki paragraf çözer gibi mutlaka sınava kadar her gün problem, 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 problem çözeceksin. En az 10-12 tane problem çözmen lazım her gün. Tamam mı bak her gün. Hocam branş denemeleri onun da zamanı gelecek ama branş denemelerinin yanında bile sen problem çözmeye devam edeceksin. Bak ne zamana kadar dedim sınava kadar. Şimdi sen bu kitabı rafa kaldırdın ya. Ne zaman peki raftan çıkaracaksın? İhtiyacın olduğu zaman. Yani sınavdan bir ay önce, sınavdan bir buçuk ay önce, sınavdan iki hafta önce, sınavdan iki ay önce ama sınavdan sınava yakın dönemlerde olması şart. Rafından çıkaracaksın. Ben bu kitabın çözümlerini sana bu kampta 40 tane videonun oluşan bu kampta Ayrı ayrı her testte, her videoda ben sana sorular işaretlettim. Sorulara işaret koydurdum. Dedim ki kardeşim bak bu soruları işaretle, bu sorular senin için önemli, bu sorular karşına çıkacak sınavda dedim. Ve iddialı da konuştum. Ve sevgili arkadaşlarım, sen artık bu kitabı o zamanlar geldiğinde çıkaracaksın rapından. Daha sonrasında testlerin içerisine bakacaksın. Aa İsmail Hoca bu soruya işaret koymuştu, İsmail Hoca bu soruya işaret koymuştu, buna da koymuştu. Tamam o zaman ben bunları bir kendim çözmeye çalışayım. Çözemezsen eğer unuttuysan çözümünü veya hatırlamıyorsan işte o zaman devreye ben gireyim. Aç kardeşim videoyu tamam her videonun altında zaten zaman etiketi var. Hangi soruysa üçüncü soruysa üçüncü soruya tıklıyorsun karşına direkt üçüncü soru açılıyor zaten tamam mı? Hemen açıyorsun ve bu soruları mutlaka hatırlıyorsun. Ne zaman? Sınava girmeden önce. Çünkü bu sorular senin için sınavda hem MSÜ'de hem de TYT'de inanılmaz derecede karşına çıkma potansiyeli yüksek olan sorular. Bundan kaynaklı sevgili arkadaşlarım senin yapman gereken hareket bu. Evet bu güzel kitabı hala edinmeyen varsa açıklama kısmında satış linki mevcut. Tabii bir de gençler e, bunun tamamlayıcısı. Aynı bu fotoğrafın iki fotoğrafın birbirini tamamladığı gibi TYT'yi tamamlayan iki kitap bunlar. Bir tanesi 40 soru serisi TYT matematik problemler harici TYT konularından oluşan. Diğeri de zaten 40 soru serisi problemler az önce son kamp duyurusunu yaptığımız, son videosunu duyurusunu yaptığımız kitabımız. Bu iki kitap toplamda 168 sayfadan oluşuyor sevgili arkadaşlarım ve bu 168 sayfayla TYT'yi kendine full tekrar haline getirebilirsin. Tamam. TYT'yi tekrar mı etmek istiyorsun? Böyle unuttuğun bazı konular mı var? Veya TYT için endişeli misin? Veya TYT'de netlerin artmıyor mu? Al bu iki kitabı bir güzel kamplarını bitir bak bakalım netler artıyor mu artmıyor mu? Tamam mı güzel kardeşim? Şimdi bu konuda da iddialıyım. Yani çünkü şu iki kitabın içerisindeki hiçbir soru sana böyle konuyu kavratmak için yazılmış sorular değil. Ben nokta atışı ÖSYM'de karşına ne çıkabileceğini düşünerek yazdım bu iki kitabı. Başka bir amaçla yazmadım ve sana çok güzel bir şekilde böyle her sorunun içerisinde en az 4-5 tane kazanım bulundurarak ben bu soruları hazırladım ki sen o herhangi bir bölümdeki 40 tane soruyu çözdüğün takdirde Toplamda 160-170 en az bak 160-170 kazanımla sen bütün konuyu zaten tekrar etmiş olacaksın. Tamam problemler için de geçerli bu. TYT matematik için de geçerli. E şimdi hocam biz size yorumlarda sürekli yazıyoruz da ya, siz bize dönmüyor olabilir misiniz acaba? Biz bir soru soruyoruz size. Bunun ayet izle gelse mükemmel olur diye. Eli kulağında. Bak eli kulağında. Şimdi biz bu problemler kampını bitirdikten hemen sonra ne yapacağız? Biliyorsunuz ki zaten trigonometri kampı yapıyoruz sizlere. Bu kamp bir kere tamamlanacak. Daha sonrasında AYT matematik kampı yapıyorum. Bu kamp da tamamlanacak. Hocam bunlar tamamlandıktan sonra hayır. Eli kulağında sevgili arkadaşlarım AYT matematik 40 soru serisinin artık tamamını yazdık soruların ve şu an tahsih aşamasında yani soruların düzeltileri giriliyor. Sonuçta bu sorular Kul cool yazımı olduğu için yani ben yazdım. E, İlla ki hatalar da oluşuyor. Yani e, bir kere elimle yazıyorum. Yani kalemle yazıyorum. Aha bak kalemim de burada. Kalemle yazıyorum arkadaşlarım. E, tabii soru ne kadar doğru bile olsa dizgiye gittiği zaman hatalar oluşabiliyor. E, dizgiden dönen de ben hata görmüyorsam bile en az 3-4 tane matematik öğretmenine çözdürüyorum ki bu soruları. E ne olsun hata varsa düzeltilsin mutlaka bir redakte ediliyor, redaksiyonu var. Mutlaka iki tane çapraz görmesi gerekiyor. Yani şöyle söyleyeyim, bizleri tanımayan hocaların e, aşırı derecede sert eleştirilerine maruz kalsın diye kitabın üzerindeki tüm logoları, logoları, moboları her şeyi kaldırıp o şekilde gönderiyoruz ve çapraz sorguya çekiyoruz kitabı. Yani bir kitabı çıkarmak öyle kolay bir süreç değil. Yazdık, dizgilendik, hadi baskıya gönderelim değil arkadaşlar kesinlikle. Kitabın ki biliyorsunuz ben problemler kitabında da mesela ilk 28 29 testte hata olmamasına rağmen böyle 30. testte 35. test arasında her testte mutlaka bir hata falan görmüşsünüzdür sizde. İkinci baskılarda bu olmadı ama ilk baskıda bir problem vardı. Yani problem kitabında problem vardı ve size yemin ediyorum 7 8 tane hocanın elinden geçti bu kitap ama yine de hepimizin gözünden kaçan hatalar. Dolayısıyla kul cool yapım arkadaşlar hatalar düzeltile 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 ikinci üçüncü baskıda artık hatasız bir kitap haline gelir diye inşallah ümit ediyorum. Evet. 40 soru serisi AYT Matematik video soru kitabının da kampının duyurusunu yapmış oluyorum buradan. Ve sevgili gençler biliyorsunuz bu iki kitabın fiyatı yani 40 soru serisi TYT Matematik ile 40 soru serisi problemler kitabının fiyatları sevgili arkadaşlarım piyasada bulup bulabileceğiniz en uygun kitaplı fiyatlarda. Yani en uygun fiyatlı kitaplardan diyelim fiyatlardan değil en uygun fiyat sevgili arkadaşlarım ciddi anlamda yani hani öğrenciyi korkutmasın bu fiyat veyahut işte öğrenci alacak lan bunları hani bunu öğrenci alacak yani öğrencinin cebine de bu denli hani çok fazla zarar vermesin ateş pahası gibi yakmasın diye ciddi anlamda böyle maliyetine çok yakın fiyatlar koymaya gayret gösteriyoruz bundan kaynaklı sevgili arkadaşlarım Alınabilir fiyatlı kitaplar. AYT hocam merak etme. Sana buradan onun da sözünü veriyorum. Yine piyasadaki en uygun fiyatlı kitaplardan olacak arkadaşlar. Hocam bir de geometrisi vardı sanki. Evet, geometrisi de vardı. Geometrisi yazı aşamasında arkadaşlar. Yani AYT kitabı baskıya girdiği zaman geometri de çok fazla hız kazanacak. Buradan da bunun duyurusunu yapalım. Zaten AYT Matematik kampına da başladığımız takdirde yani 40 soru serisi AYT Matematik kampına başladığımızda da yine bir yandan da geometri ilerleteceğim. E bir yandan trigonometri fasikülünü bitireceğiz. Bir yandan AYT kampını bitireceğiz. Bir yandan Mert Hoca ile beraber ortak projelerimiz var. Mert Hoca ile birlikte SML ve Mert Hoca karşınıza çıkacak iki matematikçi ve size çok güzel sunumlarla çok güzel e, senaryolarla çok güzel sevgili arkadaşlarım videolar çekeceğiz Bunun da buradan sürpriz olarak duyurusunu yapalım Valla daha ne olsun yani gecemizi gündüzümüzü sizler için ayırıyoruz ve çalışıyoruz gençler Yani yaptığımız başka bir şey yok Allah'a çok şükür Arada da sırada da böyle fuarlarda sizlerle karşılaşmayı ümit ediyoruz e, çok da güzel oluyor açıkçası Yani sizleri görüyoruz, konuşuyoruz, muhabbet ediyoruz, fotoğraf çekiniyoruz, imza atıyoruz e, Böyle sizlerin bazı hayat hikayelerini dinliyoruz ben kendimce sizlere bir şeyler anlatmaya çalışıyorum. Orada güzel bir paylaşım, etkileşim oluyor. Sizlerden de gelen öğrencilerimden de Allah razı olsun, gelemeyen öğrencilerim de sınavlardan sonra bir Allah razı olsun derlerse bana sevinirim. Yeterli benim için. Evet, gençler artık lafı fazla uzatmayalım. Aynı şuradaki e, kişi gibi ipi göğüslemek için artık son adımdayız. 40. adımda bir şeyi 40 defa söylersen olur demiştik. Artık 40. defa söylemeye hazırsak geçelim dersimize. Evet sevgili gençler artık ilk sorumuza bir bakalım. Tabi durun durun durun. Bir saniye orada dur. Şimdi ben size her videoda <laughs> yaptım ama 40. sorunun giriş kısmında Heyecandan sanırım. Unuttum. Soru işaretletmeyi unuttum. Şimdi hangi sorulara işaret koyacağız hocam? <laughs> 40. testimiz sayfa numarasını söylemeyeceğim. Kitabın sonunda bulunuyor. Ama yine de 84 ve 85. sayfalarda sevgili arkadaşlar. Şimdi bu e, teste hangi sorular işaretlenecek hemen söylüyorum. İlk soruyu mutlaka işaretleyin. İkinci soruya böyle 5 yıldızlı falan bir işaret koyun. Tamam mı? İkinci soru bizim için çok değerli olacak. ÖSYM şimdiye kadar böyle bir soru tercih etmedi, sormadı ama e, tam anlamıyla bir ÖSYM sorusu. Yani hem anlam olarak hem e, kurgu olarak hem senaryo olarak mükemmel olduğunu düşünüyorum. Dolayısıyla ikinci soru karşınıza çıkma potansiyeline fazlasıyla sahip. Daha sonrasında hemen söyleyeyim size 6. soruya mutlaka işaret koyun. 6 numaralı soruya işaret koyun ve 8 numaralı soruya işaret koyun. Yani 1, 2, 6, 8 numaralı sorular bizim için inanılmaz derecede değerli. Bu sorulara işaret koymayı lütfen unutma. Ben kitabımı kenara koydum ve artık dersimize yani birinci soruyla başlayabiliriz. Bir kutuda sadece özdeş sarı ve kırmızı bilgeler bulunmakta. Şimdi sarılara S diyelim, kırmızılara K diyelim olmaz mı? S ve K dedik. Bu kutuya 20 tane sarı bilye eklendiğinde kutudaki sarı bilye oranı %60 olmaktadır. Şimdi şöyle ki ben sarıları 20 arttırdığım takdirde e, bir de kırmızılar var tabi. E, burası %60 oluyormuş. Burası %60 o zaman burası %40 olmaz mı? Sonuçta... E, sarı bilye oranı diyor. Kutudaki sarı bilye oranı. Demek ki sarı bilyelerin kutudaki tüm bilyeleri oranı %60 oluyormuş. Hemen telefonumda sesini kısmak istiyorum. Evet. Şimdi o zaman şöyle diyebilir miyim? Bu %60'a %40'sa ben bunu artık 6K'ya 4K diyebilirim tabii ki. 6K'ya 4K. O zaman ben şöyle bir şey daha yapsam. Ee, mesela şu 6'yı 2 ile çarparsam. 4'ü de 3 ile çarparsam bunlar birbirine eşit olur. 6 ve 4 diye orantıladığım şey ne? S artı 20 ile K. Şimdi o zaman ben bunu 2 ile çarparsam 2S artı 40 eşittir 3K olacaktır. Buradan 2S'yi karşıya postalarsak 40 eşittir 3K eksi 2S olacaktır. Yani 3K eksi 2S eşittir 40 diyebilirim. Şimdi bu cepte bu cebimizde dursun. Birazdan ihtiyacımız olduğu zaman cebimizden çıkar masaya koyarız. Tamam mı? Şimdi diyor ki sarı bilyelerden sonra diyor. Bak sarı bilyelerden sonrasına bahsediyor. Yani sarı bilye sayısı hala S artı 20. Bu kutuya ben 112 tane kırmızı bilye ekliyorum diyor. Yani K'nın üzerine 112 tane daha ekliyorum. E bu durumda da diyor kırmızı bilyelerin oranı %75 olmaktadır. Yani kutuda toplam 4X bilye varsa diyor o zaman 3X'i diyor. Yani %75'i kırmızı oluyor diyor. Şimdi zaten şundan kaç tane vardı? Hocam 6K tane vardı. E, şimdi şundan kaç tane olur? Bak 3x'e x olacak değil mi? Bu kırmızı bu sarı. Toplam 4x bilye varken %75'e %25. O zaman burası 6k varsa bak bu bunun 3 katı ya. Demek ki bu artık burası 18k olmuş diyeceğim. Aa çok güzel. Şimdi soruyu basit bir şekilde halledebiliriz. Çünkü şöyle yapacağım. Bakın. Şimdi ben burada k tane bilye vardı. Ve ben bunu ben bunun e, ne olduğunu söylemiştim sevgili arkadaşlar. 4k olduğunu söylemiştim. Değil mi? Bak K'ya 4K geldi. E şimdi burası 18 K iken sevgili arkadaşlarım ne olacaktır? K artı 112 oldu. Yani ben bunun üzerine 112 tane ekleyince burası ne kadar arttı? 14 K kadar arttı. Doğru mu? Doğru. E şimdi o zaman şöyle diyelim. E, burası 6 K'ya 18 K ise ben direkt şunu 3 çarpayım. 3 ile çarpayım. Bunu da 3 ile çarparsam o zaman 18K 18 k 18K olur bunlar birbirine eşit olacaktır. Yani 3S artı 60 eşittir K artı 112 olacaktır. Buradan 60'ı karşıya K'yı da bu tarafa gönderirsem 3S'den K çıktığı takdirde artık 52'yi bulmamız gerekiyor. Bak şimdi ben buraya 3S eksi K yazdım eşittir 52. E bu da cebimizde dursun diyeceğiz ama hemen cebimizden çıkarmamız gerekecek artık. Neden? Çünkü ben bunu 3 ile çarparsam ve toplarsam üstteki 3K ile alttaki eksi 3K birbirini götürür. Yani 9S eksi 3K eşittir 156 dedim. Şimdi ben hangisiyle şu sarıyla bir işaret koymadığımı toplayacak olursam. Burası 9S'den eksi 2S oldu 7S oldu. 3K'lar gitmişti zaten 156 artı 40 da bana 196'yı verir. E, S buradan kaç gelir? 19'un içerisinde 7 2 defa. 56'nın için 8 defa S 28'miş. Bizden istenen başlangıçta kaç tane sarı bilye vardırdı? E, cevap o zaman 28 olacak. Peki şuradan da gelebilir mi? Bir deneyelim. E, burada 4K iken oraya yönlendirdim ilk başta seni. Ama en son kontrol edelim diye farklı bir olaya giriştim. Dikkat ettiysen. Burada 4K'ydı bak. K varken 4K'ydı. K artı 112 olunca 18 K oldu değil mi? Şimdi aradaki fark da 112. Aradaki fark ne? Hocam burası da 14 K aradaki fark. Şimdi bu bunun katı mı diye kontrol edelim ilk başta. Ee, her iki tarafı ben 7'ye böldüğüm takdirde burası 2 K. Burayı 7'ye bölersem eğer 11'in içinde 1 defa var. 42'nin içerisinde 7 defa var. 2 K 17 mi olmuş oldu? 2 K 17. E şimdi 2 K 17 ise Şurası 6K'ydı başlangıçta ama S artı 20 iken. Şimdi 6K ne olur? 3 ile çarparız. 3 ile çarparsam 51 olur. E 20 ekleyince 51 oluyorsa 20 eklemeden 31 olacaktı. Bak gelmiyor. Peki neden? Şimdi en başında orayı gösterip bu olmaz deyip devam edecektim. Peki neden gelmedi? Şundan hocam. Ben buraya 6K'ya 4K dedim ya. Bu toplamda 10K bilye varken 6K'ya 4K. Ama şöyle bir durum var. Artık ben buraya 6K dedim ya. Burada bilye sayımız 112'ye çıktı. Ve 6K'ya 18K'yı ben yine yüzde hesabı üzerinden hesaplamıştım. E bundan kaynaklı da olmadı. Aslına bakarsan burası 6K değil 6X'e 18X desek daha doğrusu olacaktı. Ama yapmadık. Sadece ama sadece yüzdeler değiştiği için buradaki kavramları tutmadı. Ve cevap gelmedi. Aklında bulunsun. Sonrasında da sen şaşırma. Tamam mı? Şimdi birinci soruya işaret koydurmuştum biliyorsun. Bu soru bizim için değerli bir soru. Bundan kaynaklı işaretini koydun. Devam ediyorum ikinci sorumla. İkinci soruya 5 yıldızlı işaret koymuştum. Çok değerli bir soru olduğunu birazdan çok net anlayacaksın. 5 kişilik bir sınıf düşünün. Ee, buradaki kişilerin 100 soruluk bir sınavda cevapladıkları soru sayıları aşağıdaki tabloda verilmiş. Şimdi 100 tane sorudan Selen 80 tanesini, Semih 81 tanesini, Asude 78, Arda 77 tanesini ve Göksu'da 98 tanesini gençler cevaplamış. Bu kişilerin doğru cevapladıkları soru sayısının yanlış cevapladıkları soru sayısına oranı küçükten büyüğe doğru 5. Şimdi bak küçükten büyüğe doğru sıralamış sadece. 5, 8, 9, 10 ve 13. Şimdi diyor ki bak buraya dikkat. Buradaki cümle benim için inanılmaz değerli doğru cevapladıkları soru sayısının yanlış cevapladıkları soru sayısına oranından bahsetmiş. Doğru bölü yanlış. Şimdi doğru bölü yanlış 5 ise demek ki o zaman doğru sayısı bunun 5K iken yanlış sayısı K'dır. Bunun 5 x 8 iken e, doğru sayısı 8 xken yanlış sayısı x'tir. Bunun ya, doğru sayısı 9 y iken yanlış sayısı y'dir. Bunun doğru sayısı 10 m iken yanlış sayısı m'dir. Ve bunun doğru sayısı 13 n iken yanlış sayısı n olur. Şimdi doğrularla yanlışları topladığım takdirde işaretledikleri soruları bulmam mı soru sayısını? Burası 6K. Hocam burası 9X. Hocam burası 10Y. Burası 11M. Ve burası da 14N yapar. Şimdi bu ne demek oluyor? Buradaki kişilerden bir tanesi 6'nın katı kadar soru işaretlemiş. Diğeri 9'un katı kadar. Diğeri 10'un katı kadar. Diğeri 11'in. Diğeri de 14'ün katı kadar soru işaretlemiştir diyeceğiz biz. Ve... Bize de zaten işaretledikleri soru sayısı verilmişti ya bak 80. 80 burada onun katıdır. Diğerlerinin hiçbirinin katı değildir. Bu, bu sayıları ayarlamak o kadar zordu ki. 80 10'un katı olduğu için demek ki ben buna 10y diyeceğim. Ve y buradan kaç gelecek? Y hocam 8 gelecek. Şimdi y neydi? Yanlış sayısı. Bak şunlar doğru sayılarıydı. Şunlar, bunlar da yanlış sayılarıydı. Yanlış sayısına geldi Y 8. E, hangi kişinin yanlış sayısı fazladır diye sorulmuştu. Demek ki Selen 8 tane yanlışı varmış diyeceğim Selen'e. Semih'e bakacağım. Semih'in sayısı 81 ve burada sadece 9'un katıdır bu. Eğer 9x 81 ise bunun da yanlış sayısı tabii ki 9'dur diyeceğim. Asude 78. E, 78 ise 78 burada 6'nın katıdır. 6K eşittir 78 ise K 13'tür. Demek ki Asude'nin 13 tane yanlışı var. Arda için 77 11'in katıdır diyeceğim. Eğer 11M eşittir 77 dersem Arda'nın yanlış sayısı 7 olacaktır. Göksu ya da bak 98 tane soru işaretlemiş 14'ün katıydı. Ben bunu 14N ne dersem N ne burada 7 olur. Demek ki Göksu'nun da 7 tane yanlışı var. E burada yanlış sayısı fazla olan kişi sorulmuştu. Asude'nin yanlışı 13'tür ve diğerlerinden büyüktür. O halde doğru cevabımız da B şıkkı olacaktı. Bu arada çok sevdiğim öğrencilerim Selen, Semih, Azude, Arda ve Göksu'ya da buradan selamlar. Evet gençler devam edelim 3. sorumuzda. Bu soruya mutlaka çok büyük bir işaret koyun. ÖSYM şimdiye kadar böyle bir soru sormadı. Sorarsa bence tam ÖSYM'ye yakışır bir soru oluruz gençler. Dolayısıyla mutlaka işaretinizi koyun. Üçüncü sorumuz şimdi ortalama hız sorusu. A şehrinden B şehrine V1 süratiyle gidip V2 süratiyle dönen bir aracın saatteki ortalama sürati ile ilgili bilgiler aşağıdaki tabloda verilmiş. 30'a 40 bak V1. Burası da A'ya 60. Buradaki ortalama hızı 36. Buradaki ortalama hızı da B olarak verilmiş. E şurada da A diye bir hızımız vardı. V2 hızımız. A ile B'nin toplamı kaça eşittir diye soruluyor. Şimdi ortalama hız nasıl hesaplanır? Formülümüz şu e, ee, bir şehre A şehrinden B şehrine V1 ile gidip A, B şehrinden A şehrine V2 ile dönen bir kişinin ortalama hızı 2 çarpı V1 çarpı V2 bölü V1 artı V2'dir. Bu bana ortalama sürati verecektir sevgili arkadaşlar. E şimdi olsa o halde burada benim V1'im 30. 2 çarpı 30 çarpı V2'im A bölü 30 artı A diyeceğim. Eşittir ortalama hızım kaçmış? 30 6'ymış. Şimdi ben burada daha basit işlemler yapabilmek için. Çünkü şurada 36 ile 30 falan çarpmayalım şimdi. Tamam 1080 yapar ama gerek yok büyük sayılarla uğraşmaya. Şöyle diyelim. 2'ye ve 2'ye toplam 4'e böldüm. Burası 15 oldu. 4'e böldüm 9. 3'e böldüm 3. 3'e böldüm 5 geldi. Üst taraf 5A. Alt taraf 30 artı A. Ve burası da bana 3'ü verdi. İçler dışlar çarpımı yaparsam artık daha küçük sayılarla işlem yapacağım için rahat edeceğim. 90 artı 3A yapar. 3A'yı bu tarafa gönderirsem 2A eşittir 90'dır ve A eşittir 45'tir diyebilirim. Bak V2 hızı 45'miş. Demek ki 30 ile gidip 45 ile gelince ortalama hız sanki A ile A'dan B'ye 36 ile gidip 36 ile gelmiş gibi olur. Yani burada var ya ortalama süreti nasıl aklında canlandırırsın biliyor musun? Şöyle şimdi bir A şehri düşün bir de B şehri düşün. A şehrinden B şehrine 30 ile gittin yavaş yavaş daha sonrasında 45 ile de geri geldin seninle aynı anda yola çıkan 36 km bölü saat hız yapan bir araç 36 ile gidip 36 ile geri dönmüş olsaydı aynı anda tekrardan A şehrine inmiş olacaktınız. Tamam ortalama hız ortalama sürat bu işe yarıyor. Evet şimdi gelelim B'yi hesaplamaya. 40 var 60 var bunların ortalama hızı nasıl hesaplanır o halde? 2 çarpı bu daha kolay 40 çarpı 60 bölü 40 artı 60 diyeceğiz. Buradan e, ee, şurası 100 gelecek. Şunu sildim. Sıfırlar gitti. Sıfırlar gitti. 4 kere 6 24. 2 ile çarptım. 48 geldi. Demek ki B'de 48'miş. Benden A ile B'nin toplamı isteniyordu. 45 ile 48'i toplarsam 93 cevabını gönül rahatlığıyla işaretleyebilirim. Üçüncü sorumuzu da çözdük. Devam ediyoruz. 4 ile 10 kişilik bir grup. Yemek yedikten sonra hesabı aşağıdaki gibi bölüşüp ödüyor. Şimdi 10 kişilik bir grup vardı. Varsayalım ki herkes x lira ödeyecek diyelim ya da herkes x lira ödemiyor. Şöyle hesap toplam 10x diyelim. Hesap toplam 10x ise birinci kişi bu hesabın 1 bölü 10'unu ödüyor yani x'ini. İkinci kişi kalan hesabın kalan hesap 9x. 9x'in 1 bölü 9'unu öderse ikinci kişi de x lira öder. Geriye 8x hesap kaldı. Üçüncü kişi de 1 bölü 8'ini ödüyor. Yani o da x'ini ödüyor. E diğer kişiye 7x hesabın 1 bölü 7'si ödenecekse o da x ödüyor. herkes x ödüyor. Şimdi birinci kişi 3x eksi 10 ödemiştir diyor. Ve 10. kişi de x artı 10. E herkes aynı şeyi ödemiyor muydu? O halde 3x 10 eşittir x artı 10 diyeceğim. Bu aradaki buradaki x ile buradaki x aynı x değil. Aklınızda bulunsun. Hocam ben şunu gittim şuna eşitledim. Cevabı bulamadım derseniz tabii ki hata yapmış olursunuz. Buradaki x'ler tamamen temsili. Herkesin aynı parayı ödediğini gösteren x'ler. Demek ki birinci ile onuncu kişi aynı parayı ödeyecek. Ve buradan 2x eşittir 20 ve x eşittir 10 gelecek. x 10 sa 7. kişi kaç TL hesap eder? E herkes aynı hesabı ödüyordu. O zaman ben şurada yani 10. kişinin ödediği hesapta x'i yerine yazarsan 10 artı 10 eşittir 20 yapar. Herkes aynı hesabı ödediği için 7. kişi de 20 lira öder. birinci de 5. de. O halde doğru cevabımız değişik olacaktı diyebiliriz. Ve gençler, artık fasikülümüzdeki 317. sorudayız. 40. testimizin 5. sorusundayız. Bir sınıfta bulunan öğrenciler ile ilgili aşağıdakiler biliniyor. Sınıfta 42 kişi varmış. Haftanın her günü en az 2 kişinin doğum günüymüş. Bak, haftanın her günü en az 2 kişinin doğum günü oluyor ve bu kutlanıyor. Her gün farklı sayıda kişinin doğum günüdür denilmiş. Yani Örnek veriyorum pazartesi günü iki kişinin doğum günü ise salı günü üç kişinin, çarşamba günü beş kişinin, perşembe günü 10 kişinin. Yani bir gün iki kişinin doğum günü varsa diğer gün iki kişinin doğum günü olamaz. Fikret'in doğum günü ise salı günüymüş. Buna göre Fikret'le beraber doğum günü aynı olan en çok kaç kişi vardır diye sorulmuş. Şimdi pazartesi, salı, çarşamba, perşembe, cuma, cumartesi ve pazar dedim. Varsayalım ki Şimdi Fikret'in doğum günü salı günü ya. Fikret burada. E, toplam bu sınıfın 42 kişi olduğunu lütfen unutmayalım. Lütfen. E, Fikret'in doğum günü olduğu gün. Fikret'le beraber doğum günü olan en çok kaç kişi vardır diye soruluyorsa. Eğer diğer günlere olabildiğince az sayılar seçmem gerekiyor. Dolayısıyla pazartesi gününe 2 kişi seçtim. Çarşamba günü 2'den farklı olacağı için minimum 3 seçebilirim. Perşembe için 4 Cuma için 5, buraya 6, buraya 7 kişi seçtim dedim. Şimdi ben eğer ben bunları toplarsam 2 3 4 5 6 ve 7'nin sevgili arkadaşlarının toplamı 27 yapacaktır. Şimdi sınıf toplam 42 kişiydi. Ben 42'den 27'yi çıkarırsam 15 kalır ve derim ki 15 kişinin doğum günü salı günüdür. Fikret'le beraber doğum günü aynı olan en çok kaç kişi varmış? 15 kişi varmış. O halde doğru cevap da D'ymiş diyebiliriz. Evet, devam ediyorum. Diğer sorumla 6. soru. Aşağıdaki grafikte İrem ve Esra'nın yaptıkları bir işin miktarının zamana bağlı değişimi gösterilmiş. Grafiğimiz burada. Örnek veriyorum İrem 2 saatte 36 birim iş yapabiliyor. Esra ise 4 saatte 24 birim iş yapabiliyor. Esra yavaş çalışıyor biraz. Eğer ikisi birlikte çalışırsa bu iş 12 saatte bitiriyor, bitiriyorlar. Esra'nın bu işi tek başına 32 saatte yapabilmesi için hızını nasıl değiştirmelidir diye soruluyor bize. Şimdi düşünelim birazcık seninle. Öncelikle İrem için konuşalım. İrem için 2 saatte 36 birim iş yapıyor. 2 saatte 36 birim iş yapıyor. O halde aynı İrem kızımız 4 saatte 72 birim iş yapabilirdi. Şimdi geldim Esra'ya. Esra'ya baktığım takdirde de zaten 4 saatte 24 birim iş yaptığını görüyorum. 4 saatte 24 birim iş yapar. Şimdi bu ikisi, bu ikisi beraber çalışsalardı 4 saatte toplam 96 birim iş yaparlardı. 4 saatte 96 birim iş yaparlar. Bu ikisi beraber İrem artı Esra dedim. Şimdi 12 saatte bitirebiliyorlarmış. Yani 12 saatte ne kadar iş yaparlar? Bunu bulalım birlikte. Bu bunun 3 katıysa bunun 3 katını hesaplayacağım. 270 artı 18'den 288 birim iş yaparlar derim. Şimdi işin tamamı demek ki bu işin tamamı 288 birimlik bir iş ve ve biz bunu Esra'nın tek başına 32 saatte yapmasını istiyoruz. Şimdi Esra kızımız, Esra kızımız şunu yapıyordu. 4 saatte 24 birimlik iş yapabiliyordu. Peki o halde diyorum ki, o halde diyorum ki 32 saatte yapabilmesi için diyordu ya 32 saatte kaç birimlik iş yapar? Önce bunu bir hesaplayalım seninle olur mu? Şimdi bu bunun kaç katı? 8 katı. Demek ki ben bunu 8'de çarpacağım. 8 kere 24. 160 artı 32'den 192 birim iş yapar. Ama şimdi soru bizde diyor ki Esra'nın bu işi tek başına 32 saatte yapabilmesi için hızını nasıl değiştirmeli diye soruyor. Hızını arttırması gerektiği kesin. Çünkü Esra normal hızıyla çalışırsa 32 saatte 192 birim iş yapar. Ama biz 288 birim iş yapmasını istiyoruz. Şimdi o zaman şunu diyeceğim. 192 yaptığı işle çalıştığı hız doğru orantılı. 192 hızın olduğunu düşünelim. 288 hıza erişmek için ne gerekir? 192 çarpı x eşittir 288 diyelim. x eşittir 288 bölü 192 yapar. Bak şimdi iyi dinle. Ben bunu 12'ye böldüğüm takdirde 24 gelir. Burayı 12'ye böldüğüm takdirde de 16 gelir. 8'e böldüm 3, 8'e böldüm 2. Yani buradaki x ne olmalıymış? 1,5. 3 bölü 2. Yani normal hızını 1,5 ile çarpması gerekiyor. Bu işi 32 saatte yapabilmesi için. Peki bir buçukla çarpmak demek. Yani yüzü bir buçukla çarparsan 150 mi olur? Demek ki hızını yüzde 50 arttırmalı diyeceğiz. O halde doğru cevabımız da B seçeneği olacak sevgili arkadaşlar. Evet artık yedinci sorumuzdayız. Yedinci soruda diyor ki bir halı atölyesinde çalışan bir tane usta ve bir tane çırak var. Şimdi o bir usta, bir usta üç günde dört halı dokuyor. Bir çırak da beş günde dört halı dokuyor. Günleri farklı vermiş. Hemen bu tarz sorularda günleri eşitleyeceksin. En küçük ortak katta eşitle. Mesela 3 ile 5, 15 ile eşitlenir. Bunu 15 yaparsam, 5 ile çarptım ya, bunu da 5 ile çarpacağım. Yani bir usta 15 günde 20 tane halı dokur diyebilir. Doğru mu? Doğru. Peki bir çırağa bakalım şimdi. Bir çırak ise 15 gün. Şimdi ben şunu 15 yapmak için 3 ile mi çarptım? Aynen öyle yaptım hocam. Bunu da 3 ile çarpacağım. 12 halı dokuyabiliyormuş bir çırak 15 günde. E şimdi ikisini toplarsam 15 günde ikisi beraber çalışarak 32 tane halı dokuyabilirler o halde. Şimdi diyor ki bir usta ve bir çırak beraber çalışarak 64 halıyı dokuyorlar. Şimdi 15 günde 32 halı dokudularsa 64 halıyı e tabii ki 30 günde dokuyabilirler. Doğru mu? E doğru. 64 halının kaçını usta dokumuştur? E şimdi şöyle diyelim. Şunu 2 ile çarparsam 30 günde bu adam 40 halı dokunmuştur. Şunu 2 ile çarparsam 30 günde çırak da 24 halı dokunmuştur. E toplamda da zaten 30 günde 64 halı dokunduğunu biliyoruz. Bu 64 halının 40'ını usta, 24'ünü çırak dokunmuştur. Cevap da o halde 40 olacaktır diyebiliriz. Ve gençler 8. sorumuzu çözeceğiz ve artık bu kitabımızın son sorusudur. Yani biraz hüzünlüymüş. Tamam hadi. Mutlu olacağım dedim ama biraz hüzünlendim yani şimdi. O kadar çok alışmıştım ki bu kitaba. 40 gündür bu kitabı çözüyoruz sevgili arkadaşlarım. 40 gündür. 40 tane test vardı. Kitabın ismi 40 soru serisiydi. Bir şeyi 40 kere söylersen olur dedik. Yukarıda yazdığı gibi şurada. Bir şeyi 40 kere söylersen olur dedik ve 40 gündür de bu kitabı çözüyoruz. İnşallah sevgili arkadaşlarım sizler için en hayırlı şekilde e, oluşmuştur kamp. En hayırlı en verimli biçimde geçmiştir diyelim ve bu kitaptan da maksimum verimi almışsınızdır diyelim inşallah. Evet, mutluyum, gururluyum. <laughs> evet. Ne diyor bakalım? Aşağıdaki grafikte A ve B karışımlarına ait su şeker miktarları gösterilmiş arkadaşlar. Ağlamayacağım. <laughs> A karışımından 120 gram ve B karışımından 80 gram karıştırılırsa eğer elde edilen karışımın şeker yüzdesi kaç olur? Yani mükemmel bir grafik sorusu ya grafik problem. Şimdi arkadaşlar bakın. A karışımında 45 şeker varken 90 su oluyor. Şimdi A karışımı için konuşuyoruz. Şeker ve su oranları. Şeker x iken su 2x oluyor. Bak 45'e 90. Bizim için önemli olan 45'e 90 değil, x'e 2x. Önemli olan şey bu. Kafanda bunu planlayacaksın. Şimdi B karışımı için aynı şeyi yaparsak bak 75'e 50 25'e böldüm 2, 2. 25'e böldüm 3. Demek ki su 2y iken şeker burada 3y oluyor. B karışımında. E tamam. Yani A'dan 120 gram alacağım diyor. Topla 120'ye eşittir. X kaç olur? 40. Demek ki şekerden 40 gelecekmiş. Sudan 80 gelecekmiş. İkinciye geçtim. Bundan da diyor B karışımından 80 alacaksın diyor. Yani 5y 80 ise y 16'dır. E burası 16 ise şu 32'dir. Bu da 48'dir. Doğru mu? 3 kere 16'dan 48 gelir. Şimdi ben bunları karıştırırsam eğer toplam 120 artı 80'den 200 gramlık bir karışımım oluşur. 48 artı 40'dan 88 gramı da şekerdir. 288 88 ise yüzde kaçtır peki? Tabii ki yarısı kadardır. 44'tür. E bizden de zaten bunun yüzdesi istenmişti. O halde doğru cevap tabii ki de değişik olacaktı. Evet arkadaşlarım Artık finali yaptık. ipi göğüsledik ve 40 soru serisi problemler kampımızı bitirdik. Daha öncesinde 40 soru serisi TYT Matematik kampımızı bitirmiştik. Şimdi artık bunlardan farklı bir renkte 40 soru serisi AYT kitabı zamanı. Eli kulağında çıkacak dedik. E, sizlere en kısa zamanda bunun duyurusunu ve kitap tanıtımını da yapmak istiyorum açıkçası. Ama dediğim gibi şu an tahsih aşamasında, düzeltme aşamasında Hatta 3-4 bölümün düzeltmesi tam anlamıyla bitti. Onlar hazır. Geriye sadece 4-5 bölümün düzeltisi kaldı. O da son sürat ilerliyor arkadaşlarım. Hocalarım e, bana yardımcı olmak için arkadaşlarım çözmeye başladılar. Ve son sürat biçimde kitap sevgili arkadaşlarım hazır hale getirilmeye çalışılıyor. E, ben size bunun duyurusunu yaparım. Evet kitapların yine... Almak istiyorsanız arkadaşlarım, edinmek istiyorsanız birbirinden mükemmel kitaplar açıklama kısmında satış linkleri mevcut. Hem linktr adresinde bulabilirsin hem de direkt olarak satış linkleri zaten mevcut. Tek tıkla alabilirsin. Maksimum iki gün içerisinde kitaplar eline ulaşıyor. Ee, tabii Kare Akademi'nin bayi satış listesine. Girerek de hangi şehirde, hangi kırtasiyede bu kitapların satıldığını görebilirsin. Yani Ankara'da mesela 9-10 tane kırtasiye, hatta daha fazla olması lazım satılıyor. Diğer bütün şehirlerde de kırtasiyelerde bu kitapları bulabiliyorsunuz. Evet gençler artık hüzünlü bir veda yapmak istemiyorum. Gayet keyifli bir veda yapmak istiyorum. Çünkü daha ben sizi e, bu kampla birlikte bir yere uğurlamıyorum. Bu bitiş bir başlangıcın işareti arkadaşlarım. 40 soru serisi AYT Matematik kampında en yakın zamanda görüşeceğiz çünkü seninle. O videolarda artık e, tabi trigonometri kampı yapıyoruz, AYT konu anlatımı yapıyoruz ve e, tüm bunların yanı sıra farklı farklı videolar da çekeceğim. O videolarda da görüşürüz. Ama takibi lütfen sevgili arkadaşlarım eksik etmeyin. Çünkü sevgili arkadaşlarım ciddi anlamda beni motive eden şeyler sizlerin varlığı. Sizler olmasanız zaten bu iş yapılmaz arkadaşlar. Evet, sonraki videolarımızda görüşürüz. Sizleri seviyorum. Hoşça kalın. Sağlıkla kalın ve tabii ki bol bol matematik çalışmayı da lütfen unutmayın.